Karar Perdesi programının bu bölümünde değişik bir konu ve konukla bir aradayız değerli izleyiciler. Birkaç yıldır İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Merkezi'nde birlikte çalıştığımız ve aslında çalışma alanı üzerinden birbirimizi müzik diline nüfuz etmeye gayret ettiğimiz ve aslında ortak geçmişimiz diyebileceğimiz imparatorluğun müzik kültürü bağlamında aynı dili konuşuyor olmanın mutluluğunu yaşadığımız değerli bir konuğumuz var. Sayın Miltiadis Pappas. Tabii onunla birlikte devam ettirdiğimiz bir yayın, önemli bir müzik külliyatı hakkında da süregelen çalışmamız var. Ondan da bahsedeceğiz. Ama bu genel girişimden sonra değerli hocamız Süleyman Seyfi Öğün'den bu kültürel alışverişin, tarihsel birlikteliğin arka planına dair değerlendirmeler almak istedim. Estağfurullah. İmparatorluk musikisi ifadesini kullandınız. Bu çok önemli. Büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. İçine Balkanları, Anadolu'yu, Levant bölgesini, Mezopotamya'yı alan, yani kısaca Doğu Akdeniz diyebileceğimiz, Roma'nın Mare Nostrum, bizim denizimiz dediği bir coğrafyanın müziğinden bahsediyoruz. Tabii bu coğrafya çok sayıda müzik barındırıyor yerel olarak. Fakat işte Osmanlı musikisi veya İstanbul musikisi dediğimiz zaman bütün bu yerel unsurları içine alan, damıtan ve bambaşka bir formasyona sokan bir müzik akla geliyor. Bunu dünyada örneği hakikaten azdır. Dolayısıyla hani bunu belli bir yerelliğe mahkum etmek, yaşanan siyasi trajik kopuşların içinde sahiplenmek veya reddetmenin dışında toplu olarak bir ortak duyuş meselesi olarak benimsemenin daha uygar, daha medeni bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hani belki bu büyük damıtımın içinde rol oynayan bazı özgül birikimleri de bu programda değerli katılımcımızla birlikte ele alabileceğiz. Ben de hoş geldiniz diyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şeyi de tabii baştan vurgulamam lazımdı. Miltiadis Selanik doğumlu ama tabii ki yeteneği başka bir taraftan. İlişkileri üzerinden kendini bu müziğe yöneltmiş küçük yaştan itibaren. Ve o merak sahikiyle de İstanbul'a gelip konservatuvar mezunu olup hatta yüksek lisansını devamını da burada getiren değerli bir araştırmacı. Ben tabii başka pek çok sempozyumlarda falan da gördüm. Yani dolayısıyla geleneksel müziği temel kavramlarıyla iyi algılamış, iyi bağlantılandıran ve önemli müzik kaynaklarına bu meraktan dolayı da yönelmiş olan bir arkadaşımız. Biz bu girişten sonra hem hoş geldin diyelim hem de bu alanda kendisini nasıl hissettiğini, nelerin bu bizim hocalarımız dediğimiz hocaların hepsinin öğrencisi de oldu. Yani çok ortak anılarımız var. Bu duygularını alarak başlayalım. İlk önce hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Dediğiniz gibi ben Selanik doğumluyum. Ve 18-19 yaşındayken liseyi bitirip aynı zamanda Batı ve Bizans müziği konservatuvarda o bölümleri bitirip Amerika'ya gitmeye karar verdim. Bir özel bir üniversiteye irtibata bulundum. Southern Illinois University, hiç unutmayacağım. Kabul ettiler. İngilizce sınavımı verdim. Fakat öyle bir Türkiye'ye bir seyahat çıktı. Turist olarak geldim. Efendim sokaklardan duyduğum sesler, minarelerden duyduğum sesler, aralıklar. Yani kendi öz müziğime çok yakın olduğu için kendime sordum. Acaba böyle bir müzik eğitimi var mı buralarda? Ondan sonra Leonidas Bey ile tanıştım. Ve öyle bir konservatuvar olduğunu öğrendikten sonra Amerika değil Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Ve 6 ay içerisinde Türkçe'yi yani mümkün olduğu kadar öğrenmeye çalıştım.
Ve 90 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim. Hı hı. 95 senesinde mezun oldum. Ondan sonra yüksek lisans, ardından da doktoramı da bitirdim. Ve işte Allah'ın izniyle tekrar buralardayız. Ve evet. İstanbul Üniversitesi'nde artık devam etmekteyiz. Evet, yani bir de tabii Leonidas'ın adı geçti. Sağlığı bir hayli bozuk uzun zamandır, Balıklıdırım'da yatıyor. Ama benim aziz İstanbullu, iyi müzisyen deyince hemen aklıma gelen en önde isimlerdendir. Kilise başmugannisiydi Fener'in, Patrikhane'nin. Ve ben Leonidas'la ilk tanıştığımdan itibaren birbirini müzik dilinde tanıyan, gerçek kültür insanları nasıl gözünden yakalarsa onunla aynı duyguları hissettim ve hep başka yerlerde de anlattım. O işte çizgi notadan çevirip okuduğu bazı eserleri ben batı notasıyla yazardım, birlikte seslendirdik. Böyle bir de dostluk gelişti senelerce aramızda. Hep onu söylüyorum, Humayun Beste'de, Zaharyan Humayun Bestesi'nde meyanda görülen, bugün artık bugünkü nazariyat sistemi mi diyelim, zamanın bu hassas aralıkları törpülemesi mi diyelim, aslında kaynaklarda bulunan o dügah geçkisini ben Leonidas'tan öğrendim. Bunu da hep hakkını teslim etmek ve onun müzisyenliğine hürmetle hala yad etmek adına söylüyorum. Dolayısıyla aslında Miltiyadis'in şansı Leonidas'ı tanımak ve İstanbul'un müziğini onun üzerinden erişmek diyelim. Bugün de beraberiz ve bir takım Bizans notasıyla, çizgi notasıyla yazılmış ve İstanbul kaynaklı baskı notaları birlikte çalışıyoruz. Uzunca bir süreç bu. Ama bu tabii biz kültürel olarak ele alacağımız önemli ve renkli bir alan olduğu için bugünlerde çok hissetmiyor olsak da bence bunun biraz geçmişinden, bizim yakın tarihimizden bu sıcaklığın aksettiği, işte Cemil Bey, Mesut Cemil üzerinden bir takım dostluklar, anekdotlar, icralar var. Yayınların üzerinden de görüyoruz, hatıralar üzerinden de görüyoruz. Oralardan başlayalım. Müsaade ederseniz, hep biliyorsunuz Cemil Bey'in anılarında da çok o Langa'daki Rum meyhanelerine gidip o kemençesiyle vesaire o zeybekleri çaldığı, karşılıklı coştukları şeyleri, hatıraları Mesut Cemil çok güzel anlatmıştır. Oralardan onun en meftun olduğu biliyorsunuz kemençeli Vasilaki. Vasilaki de çok özel bir müzisyen. İcrası kalmamış gerçi ama anlatılanlardan ve üslubundan Cemil Bey'i çok etkilediği ve Cemil Bey'in nadir olarak çok saygı duyup hep öncelediği, yani hep döneminde tabii böyle bir ilişkiler biçimi var ama hep vurguladığı isimlerin başında geliyor değil mi evet, hocam? Evet, yani onun yanında bildiğimiz kadarıyla kemençeyi eline almazmış. Evet, öyleymiş. Öylesine bir derin hürmeti var tabii. Bizim için Tamburi Cemil bir büyük deha. Ve zirve değil mi? Ve zirve. Evet. Onun bu kadar hürmet ettiği bir insan olarak Vasilaki hakikaten keşke kayıtları kalsaydı da evet, hakkında daha fazla fikir sahibi olsaydık ama bıraktığı eserler, evet, besteleri de bize onun ne kadar derin bir müzisyen olduğunu, evet, gösteriyor. Değil mi? Bu hürmetimizi de bu programın ilk eserini Vasilaki'nin Kürdili Caz Kerpeçlevi'ni çalarak göstermeye çalışalım. İcra da çok nadide bir icra. Evet, evet, Kemani Cevdet Çağla, benim hocam hep söylüyorum ve Ercüment Batanay mızraplı tamburla. Thank you.
İşte, evet. Evet, yani hakikaten hep şu hayretin mucibi oluyor. Bu önemli tarihçilerimizden biri Ömer Lütfi Barkan olsa gerekir. İnşallah yanılmıyorum. Bu Süleymaniye Camii'nin inşaat defterlerini ortaya çıkarıyor. İşte malum Mimar Sinan bu eserin mimarı. Çalışan ustalar ve onlara ödenen gevmiyeler var. Çok şaşırtıcı bir tablo çıkıyor orada. Çalışan ustaların, işte ahşap işlerini yapan Rum, Ermeni, taş ustaları falan tamamen gayrimüslimlerden oluşuyor. Fakat mabet bir Müslüman mabedi. Ne kadar kompleksiz bir bakış, değil mi? Ve her şeyi içeriyor. Her şeyi bir araya getiriyor ve onun içinden bir damıtım yapıyor. Estetik bir damıtım yapıyor. Bunun belki bir karşılığı Vasilaki ile Tamburi Cemil arasındaki alışveriş. Ama geriye götürdüğümüz zaman Zaharyalar, Petralar, İlyalar neler yok. Evet. Dolayısıyla hakikaten önemli bir ders niteliğinde bence bu. Yani siyaseten bu kadar ayrışmış bir dünyada, husumetlere evrilen bir dünyada çok ders var aslında. Çok büyük bir ders veriyor. Evet. Yani başka türlü de bakılabilir. Bu coğrafyanın insanları olarak aynı iklim, aynı coğrafya, hatta bence aynı mukadderat, onun içinde bir araya gelmenin ipuçlarını veriyor. Siyaset ayrıştırırken müzik birleştiriyor, değil mi yani? Çok haklısınız hocam. Çünkü Rumlar hatta İstanbul'un fethinden öncesine kadar dayanıyor bu gelenek. Osmanlı yani Türk müziğinin eserlerini notaya alıyor. Neden ki? Çok ilginç değil mi? İlginç tabii. Ve İstanbul'un fethinden hemen sonra da yine eserleri notaya alıyor. Hatta hikayeler var Fatih Sultan Mehmet'le. Yani iki müzisyen rastlanıyor. Ve muhtemelen de onlardan birisi Ayasofya'nın başmuganisi olacaktı. Onlar şarkı söylerken duyuyor. Aa ne güzel söylüyorsunuz. Nereden biliyorsunuz bu eserleri? İşte sultanım notalarımız var. Hemen notalarını göstermişler. O zaman siz saraya gelin. Benim müzisyenlere de öğrettin. Fakat yazı sağdan sola doğru olduğu için olmadı. Yani olamadı daha doğrusu. Fakat yani hem sultanın ilginç gösterilmesi, diğer taraftan iki Rumların Türk müziğini icra etmeleri yolda mühim bir şey. O da bir şey ifade ediyor. Evet, çünkü hocam şey çok önemli. Ben ona dikkat etmişimdir. Çizgi notanın mantığıyla aslında Türk musikisinin şeyi de yani bu herhangi bir perdeden yazılmama gerekliliği. Yani bu hareketli her yerden icra edilebilme yapısı çok iyi örtüşüyor. Tabii. O açıdan da zaten hakikaten şey çok değerli kaynaklar da var. Daha erken dönemde basılmış olan işte Efterpi'den başlayarak Karamanlıca müzik yayınları var. Yani evet, aslında evet. Rumca kullanan ama Osmanlıca konuşan yerel bir halk ve o çok yayılmış tabii müzik kaynağı tabii. olarak da. Biz tabii zaten yıllardır çalıştığı bir konuydu Miltiadis'in. Birlikte bu eserleri işte tekrar bir bütün bir külliyat halinde
üç dilli olarak yayını hazırlıyoruz bir müddettir. Az çok yaklaştı. Şimdi bana sitem edecektir ön söz nerede hocam diye ama estağfurullah. Az sonra ama hakikaten orada 550 civarında eser var değil mi? Kaydedilmiş. Ve aslında mesela ben biliyorum Miltiadis'te daha önceden Kilcanidis'i çalışırken orada bir kârın atığın varlığından beni haberdar etmişti. Benim daha hassas noktam olduğu için bir bütün kârın atıkları, eski kârın atıkları seslendirdiğimiz projede o kârın atığı da Rumca güfteli Miltiadis okudu. Hı. Yani aslında bu bayağı epeyce gerilere giden bir süreç. Şimdi tabii epeyce gerilere giden derken bu çalışıldıkça çok keşfedilecek alan da var. Mesela çok buna iyi verebileceğimiz bir örnek Sivastopol Marşı'dır. Biz işte bir iki sene çalıştık. Osmanlı çocuk şarkıları ve marşlar bu işte gençlik şarkıları bağlamında. Sivastopol Marşı'nın muhtemelen yazılmış en eski versiyonunu Mecmuai Makamat 1856'da onun neşredildiğini görünce hem o versiyonunu seslendirttik hem de bizdeki versiyonlarla mukayese etmeye çalıştık. Ondan evvel de fark ettik ki Hayim Efendi diye bir Musevi icracı taş plak döneminde adı sıkça geçiyor eski plak kataloglarında. Taş plağı okumuş. Ama tabii bir Osmanlı geleneği o taş plak şeyiyle, teknolojisiyle okuduğu bölümler bitip de süre artınca sonra da bir küçük gazel ekleyivermiş. Böyle de bir uyarlama şeklinde. İsterseniz önce bu Sivastopol Marşı'nın taş plak versiyonunu Hayim Efendi'den dinleyelim. Sonra da Omar grubunun okuduğu bu birebir orijinal onun üzerine de konuşalım. Rıfat Bey'in değil Rıfat mi? Rıfat Bey'in evet. Evet. Dede Efendi'nin torunu. Torunu. Evet bu eski kayıt tarihi açısından önemli bir plaktı ama tabii demin de söylediğim gibi daha önemli olan bu Mecmuai Makamat'taki notadır. Orada güftede de ilginç ayrıntılar var değil mi Miltiadis? Evet var. Mesela başka güftelerde geçmeyen Büşkreş'te bekliyor. Evet kelimeler geçiyor. Ha, Ömer Paşa diyor. Kırım Savaşı'ndayken yani daha hayattayken. Tabii. Yani bu da tarihlendirme açısından çok, çok ilginç. Bestekarı hayatta. Tabii. Kırım Savaşı'nın neredeyse evet. Çok yakınındaki yıllar. Anıları taze. Sen evet. Miltiadis bu yakınlığımızdan dolayı sen diyorum. Bu programda pek üslubumuza uygun değil ama çok yakından çalıştığımız için. Bir de bu tarihlendirmeyle ilgili Dede Efendi'nin eserleriyle ilgili değil mi? Bu yayınlar üzerinden evet, bir evet. Özel envanter çıkarmıştın. Evet. Yani evet. Dolayısıyla pek çok açıdan da çok katkısı olacak bir yayın grubu bunlar. Şimdi isterseniz bu Sivastopol Marşı'nın o ilk notadan seslendirilmiş halini dinleyelim. Sivastopol önünde duran gemiler atar.
bağrımı deler. Eski kayıt ve üslupta biraz biz modern işte sadece usul vesaire bir sunum şeyi yaptık, değişikliği diyelim, ama sonuçta çok iyi fikir veriyor. Yani bu melodi gerçekten orijinalinin herhalde en yakınında olan melodidir. O açıdan çok önemli. Şimdi bir tam konuştuğumuz konuların kalbinde yer alan bir örnek var, ama ondan evvel Miltiyas'ın çok ciddi anıları var. Yani o açıdan da gerçek bir vefa göstermiş. Zannediyorum 102 yaşında vefat etmişti, değil mi? 102 yaşında. 102 yaşında vefat eden Atanasios Karamanis adlı bir zat. Onun bir icrası var, ama burada bir ilginç durum var hocam. Hiç tek kelime Türkçe bilmeyen birinin Saadettin Kaynağı bir eserini icrası. Ama ondan evvel Türkiye ile münasebetini müzisyenlerle senden dinleyelim. Evet. Atanasios Karamanis 1910 senesinde Serez'de doğmuştur. Ve 10 yaşındayken, yani kendisi bana anlattığına göre, Osmanlı toprakları olduğu için kahve sağdan veya kahve aman dedikleri müzikli mekanlar varmış. Ve çok güzel sesi olduğu için 10 yaşındayken ve 10 yaşında şarkı söylemeye yasak olduğundan dolayı orkestranın arkasından saklanıp şarkı söylerdi. Ve bütün İstanbul'dan gelen müzisyenleri çok yakından tanırdı. Yani onunla beraber Bacanos'la resimleri var. Münir Nurettin Bey'in mesela 1936 senesinde hocamızın dediği gibi Türkçe tek kelimesini bilmeden İstanbul'a geliyor, evini bulup evine gidiyor, ziyaret ediyor. Saatlerce oturup hangi dilden nece konuşuyorlar bilmiyoruz. Ya. Fakat Münir Bey'in eşi yani biraz yorulmuş demek ki bu müzik muhabbetinden ve kovmuş ikisi de evden. Başka yere gidin, devam edin diye böyle bir anı var. Daha ileride 60'lı yıllarında kendisi de Mugani olduğu için İstanbul kiliselerinden davet aldı ve gelip okumuş. En son 2003 senesinde ben kendisiyle ve oğluyla beraber İstanbul'a geldik. Görmek istedi son yıllarında, yani 93 yaşındayken. Geldik, öyle bir amaçsız geldik, sadece İstanbul'u bir daha görmek istedim dedi. Peki hocam, geldik. Efendim söyleyeyim, ben müzik dinlemek istiyorum dedi. Aradan ben İstanbul'dan 1999'da ayrıldım. Sene 2003, 4 sene oldu, biraz koptum. Yani ben de mekan bilmiyorum, tanımıyorum. Cihangir'de bir Andon yeri diye bir yer varmış, duydum. Gidelim dedi. Gittik. Gerçekten çok güzel müzik çalan bir arkadaşlar vardı. Konservatuvardan. Ama çok genç, yani 20'li yaşlarında. Karamanis mest oldu. Çok memnun oldu. Hatta davet ettiler. O da bir şarkı söyledi, Türkçe olarak tabii. Herkes ayakta alkışladı onu. Hatta orada bir oyuncu ile buluştuk. Hatırlıyorsunuz, size anlatmıştım. Evet. Adam kendi hikayesini anlatmaya başladı. 7 yaşındayken işte babası Bulgarlar tarafından işte Balkan Savaşları'nda öldürülmüş. O oyuncunun adı hatırlayamayacağım şu anda. Baykal Kent. Evet. Onun da babası Bulgarlar tarafından öldürülmüş.
Onlar sarılmış kardeşler gibi sanki senelerceden beri tanışıyorlarmış. Böyle çok güzel anlarımız oldu. Atanasius'la beraber. Ve Türk müzisyenlere büyük saygı duyardı. Çünkü onlar diyor, onlar da yani Türklerde saz bulunduğu için kendi müziklerini kurtardılar. Kilise müziğinde saz bulunmadığı için herkesin tarafından hocam şöyle diyor, biri diyor benim hocam şöyle diyor. O yüzden yani her zaman Türk müziğe karşı bir saygısı vardı. Hemen dinleyelim mi? Bu evet. Saadettin Kaynağ'ın Batarken Ufuk'ta diye başlayan Leyla şarkısı. Ki perdeleri çok kritiktir hocam biliyorsunuz. Evet. Değişmeye kadar bir özel kayıt bu. Batarken Ufuk'ta bu akşam köyünde bir ağrı hem bir Leyla üslup açısından evet. Da. Muhtemelen Münir Bey'in o planı çok dinledi. Evet. Muhtemelen. Çok güzel bir icrası var Münir Bey'in. Ben biliyorsun. Türk müziği aşığım derlerdi. Hep öyle derlerdi. Evet. Rahmetli. Evet. Yani tabii bu çok cepheden baktığımızda ortak bir müzik ve düşünce dünyası öyle diyelim. Yani insanın merkezde olduğu, estetiğin ve geleneğin devam ettiği bir iklim diyelim. Şimdi bir de bir başka veçheden benim ilgimi çekti. Başka kaynaklarda pek bulunmayan aslında notalar var tabii ki. Bir Hamgâh-ı Yâre girdim. Bir de Deşme Dağı bu Hacı Arif Bey'in şarkısı. Bu iki şarkıyı bir yine Miltiadis işaret etti. Asya Sira diye aslında son dönem 1908 yayını İstanbul yayını bir Atina. O Atina yayınıydı Atina değil mi? Evet. Sonunculardan evet. Doğru. Bir yayın var. Orada bu iki şarkının yine çizgi notayla, noymatikle kaydı var. Şimdi dinleyeceğimiz zatın aslında eserlerin tamamını okumuş. Ale Komutaoğlu diye 1896 doğumlu değil mi? İstanbul'da talebesi olmuş. Sağolsun talebesi olmuş. Sağolsun talebesi. Kitabın yazarının yani. Tabii yazarın talebesi. Seslendirmelerini verdi. Tabii çok etkileyici. Fakat ben şu kısımları zamanımız da tabii iyi kullanmamız gerekiyor kısıtlı. Aranamelerini de okumuş. Genelde aslında o gelenekte peşrevleri, saz eserlerini, aranamelerini terennümle okuyorlar. Saz evet. Olmadığı için. Lelela. Evet. Şimdi o aranameleri arka arkaya dinleyelim isterseniz. Biraz bir Kürdili cazkar kitaptan okuduğu haliyle terennümlü. Lay 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 lay
lay lay lay la 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 lay la lay lay la la lay la lay lay la 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 lay 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 la lay 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 la 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 lay 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 la 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 lay lay la 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 lay 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 la 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 lay la 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 la. Bu 1974 senesinde bir radyoda Yunanistan'da bir röportaj esnasında spiker rica etmiş, işte Psafos'un talebesi olduğunuz için iki eser okuyabilir misiniz? Hay hay dedi, hemen okumuş ezbere. Psafos da önemli bir adam. Rauf Yektabey'in arkadaşı değil tabii, mi? Tabii. Yani baktığımızda aslında o yayınlarda da görüyoruz ki çok geniş bir coğrafyaya hitap eden. Türkiye'den de izleyicisi olan, tabii, yurt dışından da bugün biz aslında çok orijinal bir fikirle bu yayın çıktığı zaman görülecektir. Bu her kitabın sonuna bir abone listesi konmuş ve abonelerin nereden yazdığına dair bilgiler var. Leonidas, Allah selamet versin, anıyorum. Miltiadis çok ona böyle karıştırırım da. Aslında o da gizli bir şekilde çok mutlu oluyor bundan. Miltiadis onu listelerden bakarak haritalar üzerinde göstermeye, öyle bir yönteme müracaat etmiş. Çok da ilginç sonuçlar çıkıyor tabii. İnşallah bu yayınlandığında bu bütünselliği de görebileceğimiz bir durum oluşacak. Şimdi en çarpıcı icralardan birine geldik hocam. Ben şu icralara zaman kalmaz diye ödüm kopuyor. Bu Yesari Asım'ın bildiğimiz, herkesin bildiği Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır adlı eseri. Tabii bunun bir başka anlamı da var. Okuyan Trasivulos Stanitsas isimli zat, Leonidas'ın hocası. Leon Bey'in hocası. Evet. O da Patrikhanede başmugalli, evet, ve İstanbul doğumlu değil mi? İstanbul tabii, 1900, o da 1910 doğumlu. İstanbul Rumlarından. Yüzüme bakarak o da deme. Samatya. Ben 1910 yani doğumlu değilim. Bahsettik ya ondan. Evet, 1910 doğumlu. 1964'e kadar İstanbul'da Yunan tabalı olduğu için yurt dışı edilmiştir. İlginç hikayesi çok bu adamın. Fakat en ilginç hikayesi bence Saadet-i Kaynak apartmanında oturması. Ve orada anlattığına göre Münir Bey, Alaaddin Yavaşça, Saadet-i Kaynak kendisiyle beraber müzik muhabbetlerinde bulunuyorlardı. Rica ettiler, sen Muganniliği bırak da sen Türk müziği geç, onu da yaparım, bunu da yaparım derken işte öyle devam etti. Evet. Öyle bir eser, özel kayıt. Evet. Yani bu da özel kayıt tabii değil mi? Tabii, özel. Yani hakikaten zaten sizinle paylaştık hocam, dinleyicilerimiz de bu hakkı teslim tabii edecektir. Seni sevmekle Oh,
Samatya doğumlu bir müzisyenin, değil mi? O sesleri ne kadar kalbinden gerçek verdiği bir örnek. Evet. Çok etkileyici tabii. Şu herhalde devam etmiş yani bu mübadele neticesinde buradan giden Rum vatandaşlarımız diyeceğiz tabii ki. Karamanlı Ortodoks Türkler orada devam ettirmişler. Burada kalanlar devam ettirmiş aynı şekilde İstanbul Rumları. Ortodoks Rumlar. Evet, evet. Rumlar. Ve o meclislerin ayrılmaz parçaları tabii olarak. Fakat bir ara dönem galiba bu daha çok Kıbrıs meselesinden sonra bir kopuş var. Bunu yeniden canlandıran ve hafızaları tazeleyen bir süreç de var. Ben buna da dikkat çekmek istiyorum izninizle. O da nur içinde yatsın. Büyük sanatkar İhsan Özge'nin Bosforos topluluğuyla Yunanistan'da verdiği konserler. Orada birden hafızayı yeniden ayağa evet kaldırdı. Buraya gelişler başladı. İşte çok sayıda Yunanlı müzisyen, genç insanlar neyi öğreniyorlar, tambur öğreniyorlar vesaire. Evet, haklısınız. Bu hakikaten çok ilginç ve hayırlı bir şey tabii ki. Benim de hocam Neyzen Ömer Erdoğdular. O ilk konserde bulunmuş. Abdi Coşkun vardı. Tungay hocamız vardı. Biraz da diyor tedirgindik yani ne olacak? İşte salona girdik falan. Müthiş. Galiba Heraklion'da mı oluyor? Evet. O büyük konser. Eski bir tiyatro. Evet. Seyirciler arasında kavgalar, itişler, kakışlar. Korktuk herhalde yani bize bir şey yer yapacaklar. Yer bulmak için değil mi? Meğer yer kavgası yapıyorlarmış. Evet. Nasıl bir herhalde susamışlık var değil mi? Aynen öyle. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu son Bosforos meselesinden sonraki kültürel alışverişleri, geçişleri? Tabii ki çok olumlu değerlendirmek lazım. Çünkü dediğiniz gibi bir kopuş yaşanmış. Ama müzikte öyle bir şeyler engel olamıyor. Tabii. Mutlaka bir yol bulup devamını ettiriyorlar. O yüzden tabii ki olumlu karşılaştırıyoruz. yani ben de o gruptan selmem gerekecek ki ben 1989'da İstanbul'a gelip o işi devam ettirmeye çalışıyorum bir nevi. Ne güzel. Şimdi aslında tabii bahsettik çalışmamızdan ama gerçekten zaman geçince bu dünya kültürü içinde bu işin ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Evet. Dünya kültürü ve dünya barışı içinde diyelim. Bunu gerçekten göreceğiz. Biz normalde eski kayıtlar çalıyoruz. Hiçbir konuğumuzun kendi kaydını çalmadık ama burada özel bir durum var. Şimdi bir başka hiçbir kaynakta olmayan Hümayun bir eseri. Yine Miltiadis çevirdi Batı notasına. Bu eserin Türkçesi Efterpi'den, ilk bu gruptan eser. 1834 değil mi? Evet. Rumcası da Pandora'dan. Evet, daha sonra. Şimdi bir kısmını Rumca, bir kısmını Türkçe Omar'da okuduk. Daha yeni stüdyoda seslendirdik. Final eserimiz olsun ve bu söylediklerimizin aslında bir özeti gibi diyelim. Fırından görüp, taze çıktı fırından, yani. Evet. İzninizle bir şey eklemek istiyorum. Bu da bu gelenek de çok eski. Yani bir eser, güzel bir eser halk tarafından benimsendiğinde yani
Türk esasında Türk müziğin eseri ise Rumca güfteyi ekleyip çaldırıyorlar, söylüyorlar. Aynı şekilde tersi de. O yüzden de Efendi'nin de Rumca olarak görünüyor. Evet. Daha ve 1830'dan evvelki yazmalar, el yazmalarında. Evet. O yüzden çok önemlidir. Hatta evet. Dede İsmail Aki yazıyor. İsmail Aki yani İsmailcik anlamına gelir. Tabii tabii. Evet. Evet. İsmail, Dede İsmail Rumlar tarafından çok benimseniyor. Evet. Evet. Tabii. Evet. Evet, şimdi bu son eseri dinleyelim birlikte. Sağlık. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten programın amacına, geçmiş birikime ifade etmek istediğimiz her şeye tercüman olan bir kayıtla bitirmiş olduk. Çok teşekkürler Miltiadis programımıza katıldığın için. Birlikte yaptığımız çalışmaların devamı gelir inşallah. Daha güzel şeyler ortaya çıkar. Hocam sizin de genel bana değerlendirmeleriniz sizlere için. Sizlere başarılar dilemek düşer. Ancak, çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Size de başarılar diliyorum. Sağ ol. Evet değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bu program gördüğünüz gibi çok renkli, çok kültürlü, çok iklimli, derinlikli bir program oldu. Bir ayağa geleceğe uzanan. Huzurlarınızdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz.